Sizi Kadife ve Fadime ile tanıştırayım. Kadife buydu. Evet, Kadife soldaki. Fadime de beyaz olan. Fadime de beyaz olan. İşte insanlar dağda durmak istiyor. Yani iyisi yani yalnız durmak istiyor. Veyahut da böyle köy yerinde işte görüyorum bak evlere bak. Dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyüne geldik. Burası Ayvacık ilçesine 4 kilometre, Kadırga koyuna sadece 15 kilometre uzaklıktadır. Bugün Söğütlü köyünü gezeceğiz dostlar. Taş mimarisiyle ön plana çıkan bir yer. Köyün yerel sakinleri kalmamış, göç vermiş bir köy. Ama daha sonralardan büyük şehirlerden göç alan bir köydeyiz. Bugün hem buraya göç eden insanlarla konuşacağız, hem onlarla sohbet edeceğiz. Hem de bu köyle ilgili bilgiler alacağız dostlar. Ama videomuza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hazırsanız Söğütlü köyünü birlikte gezelim. Gençler diğer köylerde olduğu gibi burada da göç etmiş. Tabii şimdilerde buranın konumundan dolayı, havasından dolayı buraya göçler artmaya başlamış. Gördüğünüz üzere eski evleri gelip alıp burayı restore eden, yeniden yapan, buradaki mimari dokuya uygun yapılar görüyoruz. Köyün etrafına baktığımızda genellikle meşe ormanlarını görüyoruz. Geçmişte de zaten buranın insanı meşe ormanlarından çıkan pelitlerle yani palamutlarla geçimini sağlamışlar. Burada develerle bu palamutları alıp yükleyip deniz kenarına götürüp buradan da Midilli'ye ihraç ediliyormuş. Şehirlere göçler arttıkça köylerdeki bu işler sona ermiş. Evet dostlar, şimdi Söğütlü köyünün içinde geziyoruz. Söğütlü köyüne geldiğinizde bu Asus civarındaki bütün köylerde olduğu gibi bu köyde de taş mimarinin ağırlıklı olduğunu göreceksiniz. Tarafa doğru gidelim mi? Yok. Şu taraftan gidelim. Köy meydanına gidelim abi. Hayır, bu tarafta köy meydanı. Aşağıya iniyorsun. Tamam, şöyle bir camiye doğru gidelim. Daha sonra tekrar yukarı doğru çıkarız. Sen bize gezdir olur mu köyü? Aa, yazı gibi. Bak altta çok kutusun altına saklanıyor. Yani güzel bir köy. Evet. Evet dostlar, şimdi köy meydanının olduğu yerdeyim. Sizlere köy meydanını göstereceğim. Bakın. Şöyle. Köy meydanı burası. Köy camisi. Bakın dostlar, köy camisinin olduğu yerdeyiz. Şurada bir oturma alanı var. Küçük bir park alanı var. Köy meydanında yine. Şurayı göstereyim size. Evet dostlar. Şöyle köy meydanında oturma alanları var.
Harin'le birlikte buraya geldik. Şuradan gösterelim böyle. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım öncelikle. Canan İşgören. Ben emekli bankacıyım. Evet. 26 yıllık bankacılık hayatımdan sonra Kaz Dağları'nın sessizliğine kaçmak istedim. Emekli oldum, geldim Büyükusun Köyü'ne yerleştim. Aslında öncelikle Büyükusun Köyü'nde yaşıyorum. Ama şimdi burada bir taş ev aldım Söğütlü'de. Onun restorasyonunu yapabilirsek artık bundan sonraki hayatımı burada sürdürmeyi planlıyorum. Bu köyü neden tercih ettiniz? Daha sonra mesela Büyükusun'dan buraya gelmenizin özel şöyle, bir nedeni? Hem dağ köyü olması hoşuma gitti. Hem çok lojistik anlamda da güzel bir köy. Merkeze yakın. İlçe merkezine yakın. Yaşlılığı da düşünerek evet. Aha. Hem de oturan insanlar entelektüel düzeyi yüksek göç almış bir köy burası. Yerlisi herhalde çok az kalmış. Dışarıdan evet, daha çok göç var ki değil mi? Öyle. Zaten o yüzden birazcık da sosyal sorumluluk gibi işte buradaki taş evleri alarak en azından dokuyu hani bozmadan bu hayatı hani köy hayatını burada bir şekilde bizler devralarak sürdürmek istedik. Evet, evet. Onu yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelenlerin de hani takdir edilecek bir yana şöyle geldiklerinde o doğal dokuyu bozmadan evet, evler yapmaları. Bu köyde bir de onu görebiliyorsunuz. Başka köylerde aslında aynı bilinç çok fazla da yok yani. Köy hayatına uymayan daha böyle dev malikane gibi evler yapma eğilimi var. Bu köydeki insanların işte dediğim gibi entelektüel düzeyinin yüksek olması hani köyün çok dokusunu bozmadan daha böyle minimalist evlerle dokuya uygun yapılarla yaşamaya çalışmalı. Evet, çok sağ olun. Çok evet, güzel anlattınız. İnşallah. Teşekkür evet, ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Merhabalar. Merhaba. Sizi de tanıyabilir miyiz? Elbette. İsmim Bahar Sunay. Ben de Balıkesir Üniversitesi'nde çalışıyorum. Öğretim görevlisiniz. Öğretim üyesiyim. Tıp fakültesindeyim. Evet. Siz de köye geldiniz. İlk defa mı geliyorsunuz köye yoksa? Yok. Daha önce geldim köye. Canan Hanım benim liseden sınıf arkadaşım. O bu köye yerleşince ya da buradan bir ev alınca işte biz de onunla beraber gidip gelmeye başladık. Biz de emeklilikte ileride inşallah burada bir hayat kurmak için planlamalar yapıyoruz. Evet. Bir şey aldınız mı bu köyden yoksa? Aldık. Biz de aldık. Arsa mı ev mi? Evim aldık. İşte restore edip. Peki ileride... size şöyle sorsam. Hani bu köyde fiyatlar nasıl? Fiyatlar yüksek mi? Yani şöyle bu köy artık hani tabii ki siz de gezerken fark etmişsinizdir. Dışarıdan epey artık göç almış bir köy. Yani öyle olunca tabii ki fiyatlar artık değerine ulaşmış oluyor diyebilirim. Evet, yani hani, doymuş noktaya ulaşmış. Öyle diyebilirim. Evet, yani evet. Ama hani avantajları var çünkü. Ayvacık merkeze çok yakın, Asos'a çok yakın. Dolayısıyla biraz daha tabii ki rakamlar normal. Yani doymuş oluyor dediğiniz gibi. Göç edince bir yere, örnek veriyorum emeklilik hayatını yaşayacak, illaki bir arkadaş, eş, dost istiyor değil mutlaka, mi? Mutlaka tabii uyumlu bir ortam olmasını istiyorsunuz. Huzurlu bir ortam olmasını istiyorsunuz. Burada da onun olduğunu gördük biz. Aha, çok sağ olun, evet, teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. İyi günler, sağ olun. Şu an çok mutluyum. Neden? İlk defa kediyi seviyorum. İlk defa mı? Sen daha önce çok evet, sevmiştin ya. Evet ama... Böyle küçük yavruyu sevmiştik. Şu yavruyu ilk defa seviyorsun ama. Evet. Sen hayvanları çok mu seviyorsun Arin ya? Evet. Aferin sana. Bak 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 atladı oradan buraya geldi. Bak ne yaptı. Çok akıllıymış bu. Değil mi? Evet, sevdiriyor kendini. Merhaba teyze. Merhaba oğlanım. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim dadım. Çetik örüyorum işte ne. Satıyorum, örüyorum, satıyorum. Evet. Çetik. Çetik dediğin şey patik mi? Patik. Teki varsa göz. Aha bak. Çok güzelmiş kışın gerçekten. Kışın giyiyoruz evet. Nasıl senden alıcılar gelip kendisi mi alıyor? Alıyor. Ismalı ol. Ismalı mı bununla olan? Ismalı. Geçen gün 400 liralık verdim. Bir patik ne kadardır şimdi? 50. Şeyde bedava olan her şeye bakınca. Bedava dadım. Bir koca karıyım, dulgar. 70 yaşındayım. 40 yaşında öldü adamım. Niye erken vefat etti? Mide hastalığı vardı. Mide hastalığı vardı dadım. Hadi düşmüş. Hadi düşmüş. Bunu böyle. Kendim de hastayım. Dudaklarım acıyor. Ne oldu bilmiyorum. Kendim hastayım dadım. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Daha. Kolay gelsin. Sağ ol oğlancığım. İşte böylece duruyoruz. Çalışıyoruz işte...
2-3 koyun var. Ondan uğraşıyorum işte. Uğraşıyorsunuz, patik yapıyorsunuz. Patik yapıyoruz. Böyle işte gelenlere nasip olup satıyoruz. İsteyene veriyoruz. Pazara giden oluyor mu sizin köyünüzde? Gideriz, hepimiz gideriz. Pazarda satacak bir şeyimiz yok. Alıyoruz biz de. Ha, almak için gidiyorsunuz. Almak için gidiyoruz. Anladım. Ayvacık pazarına gidiyorsunuz. Ayvacık pazarına gidiyoruz oğlancığım. Yalnız bu bizim köyün singisi. Bizim burası da hep böyle Çetigöray. Bizim yaşlılarımız, bizim analarımız, babalarımız, nenelerimiz, babamız dedi. Analarımız, nenelerimiz. Bunlar hep Çetik'le böyle Çetigöray. Biz düğünde bilenek böyle ipli eğiriz. Çıkırıklar hadi vardır. Benim oğlan mı? Eğiriz. Eğirdikten sonra da düğün yerine şurada meydanda düğün olur. Biz de hepimiz alırız çorabı. Hem düğüne bakarız hem öreriz. Sokaklar da eski taş sokaklar ama bozulmuş tabii. Köyün her tarafında taş yapılar ağırlıklı. Bahçe duvarlarını bile taştan yapmışlar. Merhaba teyze. Merhaba. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. İyi. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de iyiyim. Hoş bulduk. Siz bu köye sonradan gelen kişilerdensiniz. Ben küçük usunda oturuyorum. Kızım da burayı aldı. Hem orada oturacağız hem burada oturacağız. Oo, iyi, hayırlı olsun. Teşekkür ne ederim. Ne zaman oldu? Bunu alalı 4 sene falan oldu. Şimdi anca tamiri yaptırabildik. He, sürekli mi burada kalacaksınız yoksa? İşte biraz orada, biraz burada. Biraz benim evimde kalacağız, biraz da kızımla beraber. Torunlar mı yanındakiler? Bunlar da torunlarım. He, ne güzel. Güzel köy ama, sessiz, evet, sakin. Evet, çok beğeniyorum gerçekten. İnsanı da iyi. Ben buradan alacaktım. Nasip değilmiş yani. Küçük Usun'dan aldım. Nasip böyleymiş. Kızım aldı ama iyi oldu yani. Bir değişiklik bizim için. Küçük Usun'da nasıl, memnun musunuz orası orada? Orası da çok güzel. Güzel değil çok mi? Güzel. Manzarası komşuluk çok güzel. Komşuluk ilişkileri nasıl? Vallahi ben komşularımdan memnunum. Herhalde buradakiler de iyi. Ama çoğunluğu yabancı. Buranın değil mi? İngiliz falan. İngilizler de var mı? Var. Varmış İngiliz. Yani. He, İngiltere'den bile diyorsun göç almış bir köy. Evet evet, yabancı. He. Ama daha hangi... Nereliler bilmiyorum İstanbul'dan ama yabancı varmış. İstanbul'dan almıştır illa ki. Evet, İstanbul'dan var. İstanbul'dan siz de var. Okula gidiyorsunuz mu? Evet. Ha, aferin, başarılar diliyorum size de. Evet. Teşekkür ederiz. Kaç hane var köyünüzde şu anda? Şu anda 3-5 hane. Eskiden 150 hane. Ayvacığa da siz çok yakınsınız. Evet, 3 kilometre. 3 kilometre. Evet. Denize burası kaç kilometredir? Denize, Ayvacık'tan deniz... 17 kilometre. Buradan da o zaman 13 kilometre. Evet işte. 13-14 kilometre. Evet. Evet dostlar, şimdi Merkepli çiftliğindeyiz. Emekli bir çifti. Şimdi onları ziyaret edeceğiz. Biraz da çiftlik evini sizlere gösterelim. Burası Merkepli çiftliği. Böyle güzel bir taş ev yapmışlar. Yaklaşık 5 yıl önce bu köye yerleşip bu çiftlik evini yaptılar. Şöyle sizlere burayı göstereyim. İstanbul'daki eşimin emekliliğinden sonra zaten bizim proje 25 yıldır aklımızda olan bir projeydi. Fakat emekliliğe ve sürekli yaşamamız gereken bir yer arayışına girince iyi hava aradık. Güzel hava, temiz hava. Bu çevreye o yüzden karar verdik. Ve bütün buradaki köyleri gezdik. Bu köye karar vermemizin baş nedenlerinden biri de merkeze yakın olması. Sosyal açıdan da güzel bir köy. Bizim gibi göçmen çok almış bir köy. Arkadaşlarımız da daha çok nerelerden çok mesela oldu. Göç aldı burası? Dışarıdan gelenler. Çoğunluk İstanbul ama 4 tane aile var. Eşleri Türk ve kendileri yabancı. Hala da göç almaya devam ediyor. Evet. Merkepli çiftliği burası. Merkepli çiftliği demenizin, yani bu ismin nedeni nedir? Onu bu biraz... ismin nedeni, bu köyün 3-4 tane ismi var. İlk ismi Eşekli'ymiş. Daha sonra Merkepli'ye çevirmişler. Hatta bir ara Saidiye olarak kullanmışlar. En son Söğütlü'ye karar vermişler. Biz de hem bu köyün eski isimlerinden birini yaşatalım diye... Merkepli'yi tercih ettik. O yüzden buranın adını Merkepli Çiftlik koyduk. Evet. Eşekleri de seviyoruz. Evet, evet. Eşek hep kafamızda var olan canlılardı. Çiftliğinizde de zaten eşekler var. Onları evet. Da biraz sonra Kadife ile Fadime'yi de çekeceğiz. Evet. Şimdi Yalçın abiye geçelim, onu da bir tanıyalım. Yalçın Tütüncü ben. Yaklaşık 5 yıldır bu köydeyiz. Emeklilik sonrası İstanbul'dan buraya göçtük. İstanbul'la tamamen irtibatımızı bıraktık. Şimdi buradayız artık. Evet. Burada da
Çiftliğiniz için biraz önce gezdik. Güzel bir taş ev yapmışsınız. Yani hayal ettiğiniz şeyi tam uyguladınız mı? Biraz çiftliğiniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Burada ne yapmayı planlıyorsunuz? Nasıl aslında bir yaşam? Aslında temel amacımız işte hayvanlarla beraber ömrümüzün geride kalan kısmını burada geçirmek istiyoruz. Kedilerimiz var, köpeklerimiz var, eşeklerimiz var, tavuklarımız var. İşte onlarla beraber burada hayatı sürdürmek istiyoruz. Bir yandan da konuklarla iletişimimizi sürdürmek istiyoruz. Öyle bir şeyimiz de var, planımız da var. Memnunuz yani hayatımızdan genel olarak. Çiftliğinizin içinde şimdi iki tane eşeğiniz var. Kadife ile Fadime. Evet. Onun dışında tavuklarınız var. Tavuklar köpekleriniz var. Köpekler var. Kedileriniz var. Kediler var, evet. Çok güzel yani, güzel bir hayat. Siz daha önce İstanbul'da da kurumsal firmalarda çalıştınız. Evet, evet. Kurumsal bir firmadan emekliyim zaten. Yaklaşık 35 yıllık bir iş hayatından sonra buraya geldik. Peki İstanbul'daki yaşantıdan sonra böyle bir yaşama 5 yıl olmuştu değil mi buraya geleli? 5 yıldır buradayız, evet. Fiilen burada yaşıyoruz. Nasıl, hani adapte olmada bir sıkıntı, sorun yaşadınız mı bu köye gelirken? Yok, zaten bu coğrafyada yaklaşık 25-30 yıldır şey yapıyoruz, tatillerimizi genellikle buralarda planlıyorduk. Çok zor olmadı bizim için açıkçası. Zaten inşaatımızı yapmadan önce de yaklaşık 3 yıl kadar bir köy evi restore edip burada yaşadık. Yani bir nevi bir test sürüşü yapmış olduk. Yani adaptasyon sorunu yaşamadık. Zaten hayvanlarla aramız çok eskiden beri iyidir. Evimizde hayvanımız hemen hemen hiç eksik olmadı. Burada da işte onlarla birlikte sürdürüyoruz yaşamımızı, beraber yaşıyoruz. Sakıncası yoksa sizin çiftliğinizi böyle bir çekmek istiyoruz. Eşekleri olsun, çiftliğinizin görüntüsünü, izniniz tabii, varsa. Tabii, memnuniyetle. Kadife, Fadime sizi karşılar zaten. Sizi Kadife ve Fadime ile tanıştırayım. Kadife buydu. Evet, Kadife soldaki. Fadime de beyaz olan. Fadime de beyaz olan. Evet. Kadife ilk göz ağrımız bizim. Evet, 2 yaşında bu henüz. Çok güzelmiş. Fadime 37 yaşında. Evet, Fadime. O, evet, evet. Emeklilik döneminde. Tam da iyi yerini bulmuş burada emeklilik. Evet, evet. Onlar rahat etsin diye çalışıyoruz. Şuradaki evi de Yalçın abi onlar için yapmış. Hemen evet, şurada. Orası Kadife ve Fadime'nin evi. Yalçın abinin yaptırdığı taş ev. Buradaki köyün imari yapısını bozmamak için böyle bir yapı yapmış. Daha 2 yıl, 3 yıl oldu herhalde değil mi? Yapalım. Evet, 2018'de başladık. Yani yaklaşık bir 3-4 yıl oldu. Yani 2 yılda bitirdik inşaatı. 2 yıldır da biz burada fiilen burada yaşıyoruz, yazmış. Yani bu sonradan yapılan evlerin de buradaki doğal mimariyi bozmaması gerçekten çok güzel. Evet, evet. Köyde özellikle ona çok dikkat ediyoruz. Yeni gelen komşularımıza da öneriyoruz. Onlar da dikkat ediyorlar. Zaten İstanbul'dan ya da büyük şehirlerden göçen arkadaşların çoğu, hı hı, köy yaşamını bozmamak için ellerinden geleni gösteriyorlar. Evet. Memnunuz yani o açıdan. Şimdi kümes hayvanlarının, tavukların olduğu yere doğru ilerliyoruz. Yalçın abiyle bir de orayı sizlere gösterelim. Sonra köy gezimize devam edeceğiz. Bu arada ben köpekleri çok seviyorum. O yüzden köpeklerle bağım oluyor. Evet, burada köpekler var, tavuklar var. İnek sesi geliyor. Evet, kümes alanımız. Tavuklar burada özgürce dolaşıyorlar. Evet. Üzerini kapatmak zorunda kaldık çünkü vahşi kuşlar gelip onları götürmesin alıp diye götürüyorlar. Evet, evet, evet. Evet dostlar, şimdi Merkepli çiftliğinin bostanındayız. Burada domatesler, biberler, ev ihtiyacını karşılayacak şekilde ürünler ekmişler. Burada da meyve ağaçları var. Şimdi köyün içinde gezimize devam ediyoruz. Köyün ara sokaklarındaki taş evleri sizlere gösterelim. Hem de bulabildiğimiz kişilerle sohbet edeceğiz. Turnam yavre selam söyle, turna gidersen at taşa. Turnam yavre selam söyle. Ağaç ekmekten asla vazgeçme. Geleceğin ağaçların ömründedir. Doğaya kötü davranan toplumlarda
insanların arasındaki ilişkiler de kötü oluyor. Semra İnce, İstanbul'dan geldim bu köye, Söğütlü Köyü'ne. 3 aydır buradayım. Yoğun bir iş temposuyla çalışıyorum İstanbul'da. Yazı sakin geçirmek istedim. Daha sonrasında da belki bir köy hayatı planlayabilir miyim diye geldim. Denemek için geldiniz. Denemek için geldim, evet. Aslında gitmeli gelmeli bir hayat sürdüm 3 ay boyunca. İşte haftanın 2 günü gittim, 5 günü burada kaldım. Bu arkanızdaki evi de kiraladınız siz. Evet, yaz dönemince kiraladım 3 aylığına. Peki 3 aylık deneyiminizi anlatmanız gerekirse nasıl geçti? Köyde yaşayabilir misiniz? Evet, yaşayabilirim. Zaten ben toprakla iç içe olmayı isteyerek buraya geldim. Bayram işte bir tarla almıştım bundan birkaç sene önce. Ona da yakın olup ne yapabilirimi görmek için geldim. Köy hayatını tecrübe etmek istedim. Ama direkt göçmek yerine önce birkaç ay burası nasıl yaşanıyor, ne oluyor diye görmeye geldim. Ama çok değişik bir köy burası. Çünkü hem Ayvacık ilçesine yakın, hem Çanakkale şehrine yakın. Hem çok tesadüfi birçok arkadaşımla ortak arkadaşlıklarla burada hani dostlar edindim. Değişik bir kesişim köyü gibi bir yer. Medeniyeti de hani özlemeyeceğiniz bir yer. Çünkü çok her şeyi bulabiliyorsunuz. Hiçbir şeyden mahrum kalmadığınız gibi aynı zamanda sadeliği de yaşayabiliyorsunuz. Ha, ne güzel. Teyzeden domates, salatalık alıyorsunuz. Köye pazarına gidiyorsunuz. Haftada 2 gün oradan taze yumurtanızı alıyorsunuz. Sadeleşebildiğiniz ama hiç zorluk çekmediğiniz bir köy burası. O zaman siz ileride tam bir köylü seneye olacaksınız. Seneye inşallah. Peki bayram işte aldığınız yere mi ev yapmak istiyorsunuz yoksa buralarda yani tekrar devam ettik? Bu köyü düşünerek gelmiştim aslında ama fiyatlar çok yükselmiş. O yüzden çok ulaşılabilir gibi görünmüyor. Buralarda ev sahibi olmak şu an en azından görünmüyor. Ya biraz bekleyeceğim ya bayram işteki tarlama yakın oradan köy evi bulup onu yaşanabilir hale getirip yaşayabilirim. Bayramış'ta çok güzel bir yer. Bayramış da çok güzel, çok verimli, çok yeşil bir köy, ilçe. Sulak, etrafı o çok, taraflar. Çok güzel köyleri var, evet. Sulak. Orası da yani. Hastanesi de var, marketi de var. Hani ama bağı bahçesi de var, elma ağaçları da var. Zaten dışarıdan mesela bizi de takip eden birçok insan genelde bunları soruyorlar. Hem sağlık hizmetleri olsun, işte evet, alışverişi soruyorlar. Evet, ya emekli olup geldikten sonra önce sağlık soruluyor aslında. Ama buralarda bence doğal olarak da zaten insanın sağlığı, hem ruh sağlığı hem beden sağlığı. Zaten göç edince ona kavuşuyorsun bir, evet, şekilde. Kesinlikle. Bir de büyük şehirlerde bir hastaneye gitmekten buradaki hastaneye gitmek, sıra almak daha kolaydır kesin yani. Kesin öyledir. Hiç tecrübe etmedim, gerekmedi ama eminim çok daha kolaydır, daha, hı-hı, pratiktir. Evet, çok sağ olun. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani keşke hakikaten kıymetini bilsek böyle köylerimizin, buralara apartmanlar yapmak yerine doğasını koruyarak, verimini koruyarak yaşayabilsek derim. Evet. Öyle, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Söğütlü Köyü'nün denize ve ilçe merkezinin tam ortasında yer alması burayı biraz cazip kılıyor. Gerçekten güzel bir yer. Benim adım Mehmet Sadi Tok, Söğütlü Köyü'nde. Geçmişte insanlar bu pelet işiyle uğraşıyormuş değil mi burada? Aa, palamut. O bundan 20-25 sene önce bitti, 20-25 sene önce. Eskiden böyle bir tek palamut bile kalsa, üstünde böyle yumruk gibi bir tek palamut bile kalsa onu çıkarttırıp çürttürmüştü. O kadar değerliymişti palamut. Bu buralara, serale yerlere, sirkele, yaş palamut yerlere serilir. O içinde pelidi de var tabii onun. Pelidi de var. Ondan sonra bu gurur. Gurur topla yığala. O pelidi bizden. Böyle bizden, tamam mı? Bu pelidi çıkarla yığala böyle. Ondan sonra çuvallayıp buradan evzon arabada, kamyonda bilmem ne yok. Eskeli'ye develen buradan şeye. Asos. Limana. Gadırga'ya. Oradaki limana, Bayramaltı'ndaki limana. Tamam mı? Oradan nereye giderdi o peletler? Oradan geldi. Nereye gidiyorsa bilmiyorum yani. Midilli'ye gidiyormuş diyorlar. Yabancı yani ya yurt dışına gidiyor ya bizim fabrikalara gidiyor. Bilmiyorum da yani devamlı oraya yani. Boya yapılıyormuş değil boya, mi? Boya tabii. Ne oldu da bu pelet işi böyle bitti? Vallahi bilmiyorum yani peletten ne de palamuttan oluyordu. Peleti de hayvanlar yer. Eskiden bu buralara böyle seriyorsun her tarafa palamut kurusun diye. Ondan sonra onu toplayıyorsun, yiyorsun, yağmur yağıyor. Şimdi diyelim ki şimdi işte mevsimi, şimdi sikmez bana.
Yağmur yağıyor. Onu toplayın. Eskiden laylon yok. Hasırla evdeki kilimlerle, tamam mı? Onlarla ötüyorsun. Yani üstünü ötme, laylon yok. Onun dışında da hayvancılık varmış değil mi ağırlıklı? Hayvancılık boldu. Koyun, herkes de koyundu. Herkesin inekti. Her şey her evde eşek, tamam mı? Eşek derdin vardı yani ki. Tabii canım, şimdi motor olduğu gibi herkeste. O zaman da her evde eşek. Yani bir de o zamanın ulaşım aracıydı o da. Tabii canım öyle. İnsanlar alışverişe gidiyordu. Dağdan sütü sağıyorsun, eşekten getiriyorsun, hasıyorsun iki tarafını. Şimdi nasıl, insanlar burada nasıl, geçim kaynağı nedir şu an? Bizim anda? Köyde şimdi insan kalmadı. Bak 90 kişi biz ilkokula gittik. 90 kişiydi ilkokul, bak orada ilkokul, eski ilkokul vardı. Bu köyde vardı değil mi? He. Bak orada, tamam mı? Şimdi yine var yolun üstünde. Asfaltta da iyi, o da yıkıldı. Bura biz 90 kişi okula gittik, ilkokul. 6 tane kağı vardı bizim köyde. O kadar kalabalıktı o yani. O kadar kalabalık. Şu an kaç hane kaldınız? 550-600 nüfus vardı. Nüfus vardı. Yani şimdi 10 kişi var. Köyde 10 tane çift insan, 4 tane de kadın var. Yani yerlisi kalan değil mi? He, yerli. Bizim köydekiler devamlı kasabada, İstanbul, Çanakkale, İzmir. Bizim köyün de %60'ı falan ayvacı şey olarak, ticari olarak %60'ı bizim ayvacı, bizim köylüydü herhalde. %80'i satıldı bile ama işte görüyorsun. %80'i satıldı. Bir de bu 2 sene içinde galiba, bu 2 sene içinde acayip oldu yani. Bu 40-50 müstahata mı ya? Fiyatlar çok uçtu değil mi? Ya 20 bin lira. Ortalama yer. Mesela bir dönümlük köy dışında, köy içini söylemiyor. Köyün dışında bir dönüm yer alsan ne kadardır? Köyün dışında da gene 2-300 dönüm başlıyor yani, 2-300 bin lira. Ama veyahut da 50 binden 100 bin arasında başlar. Yüzlük olan yerler vardır dönümü. Yine yerine göre işte 200'e 300'e kadar gidiyor dönümü. Ama öyle yakın olduğu zaman yarım dönümü 2 milyon. Ama ya. Şu gördüğün yer, adam 1600 aldı. İçinde 3 katlı ev vardı. Evi yıktı, ev sağlam. Yıktı bak, duvarını yapıyor. Yıkması falan 2 milyon. Yarım dönüm yer 2 milyon aldı. Ama evi de yıktı, arsayı alıyor 2 milyona. Talep çok, talep. %80 aşağı yukarı %90'a gidiyor. Yani 80'in üstünde satılmış. Yani alan bir de yatırım olarak, alan da kazanıyor bak. Buna, bu ev alan şurasında aldı bak. Bak bunu alan, bir tane alan iki tane alıyor, üç tane. Şu aşağı yandakiler 5-6 tane ev yaptı, kireye veriyor. Kireye, aylık kira 20 lira. Burada? He. Köy yerinde? He. Bura şehri, İstanbul'u da geçmiş o zaman. İstanbul'u geçik. Aylık kira 20 lira. Allah Allah. Bu hatta geçen sene ben camide yukarıda duruyordu birisi. Camiden çıktık cuma namazından, genç biri. Kaç lira? 15 lira var mı dedim ben, kira dedim, fazla dedi. İşte insanlar dalda durmak istiyor. Yani inişse yani yalnız durmak istiyor. Veyahut da böyle köy yerinde işte görüyorum bak, evlere bak. Güzel. Bugünkü köy gezimizin sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.